Herkese selamlar değerli dostlar. PC Building'de gün bitirip gün açıyorum. Ve burada bir sürü gıldır gıcık iş var. Gerçi bunlar basit işler. Şunu 2 dakika halledelim. Kardeş. Kaç puan istiyorsun lan? 4160'a çıkar CPU'yu. Tamam. Biraz da voltajı yükselt. Ya biraz yüksek oldu hocam da ne yapayım yani? Tam oraya denk getiremeyirim onu. Tamam mıyız? Overclock işi bitmiştir. Buyurun beyefendi. Dick Noise. PC Bey. Oğlum hala satılmadı lan. Dick Noise problem çok belli değil mi şu an? Ya bilgisayar start almıyor. Power genellikle bozuk. Net bozuk bunun power supply'si. Şimdi kontrollerimizi yapalım. Reis senin CPU sağlam. Soğutucu sağlam. Anakart RAM iyi. Ekran kartı sorunlu değil. Hard disk fena değil ama power supply içine vermiş. Şimdi şu maillerime bir bakayım ben. Bak makine toplamam istiyor, gördün mü? Yani whiteboard gelir diye düşündüm ama whiteboard gelmedi. Bu arkadaşa bir adet power supplies alacağız. Power supply'sini sattım. Bu bozuk zaten. Sat gitsin anasını satayım. Hard diski sok yuvasına. Geri kalanları takabilmek için bunu takmam lazım. Sanki her şeyini taktım ha. Öyle görünüyor. Değil mi?
Şuradan bir macun yapalım. Calling'i de al. Sanırım her şeyi taktım. Cable. Kırmızıydı lan bunun kabloları. Daha benim kablolar gelmemiş. Abi kablolarını kırmızı yapamayacağım. Çok özür diliyorum. Çünkü benim kırmızı kablolarım yok. Gelmemiş. Şu kasayı biraz temizleyelim ya. PC part, PC lock. Yani makineyi de bozmayın kardeşim ya. Bak bu arkadaşın işini hallettik. İki tane iş geldi, ikisini de hallettim abi. Bu overclocklarda hata yapıyorum ben hocam. Bu overclock işinde bir hata yapıyorum ama ne hatası yapıyorum hala anlamadım. Bu OJT tam olarak ne işe yarıyor? Bak CPU'ya bastım, ona bastım, stres testi mi yapıyor bu? Bir bakalım ne işe yaradığını öğrenelim. Bir sorun çıkmadı. Şimdi dur. Oğlum bu 3000. Ama şu an o fonksiyonu alacak param yok. O yüzden Zbaroski. More FPS. Şimdi şu abimiz overclock istiyor. Şunu bir mıncıklayacağım. Ya abi overclock istiyorsun da sen bu makineye hiç mi bakım yapmıyorsun? Bu ne lan böyle? Bokunu çıkarmışsın aletin ha. Teşekkürler ederiz. Şimdi ...3964.
Diyelim ki bunu yaptık. Voltajı yükseltmedim. İşlemciyi bir stres testine sokalım bakalım, saçmalayacak mı? Şu an çalışmasında bir sorun görünmüyor. %116 overclock var. Sok strese bakalım ne olacak. Hata verdi. Şimdi bunun hata vermemesi için ne yapmam gerektiğini öğreneceğim. Voltajı yükselttim ama alet 60 dereceye çıktı. Örnek veriyorum. Kaydet dediğim zaman bak kırmızı verecek şimdi. Gördün mü? Ya hocam, belki böyle kurtarır. Kanka bu aşırtmada problemi var ama söyleyeyim. Bak bas, mavi ekrana girecek şimdi, işlemcinin ısısına bak. 30 derece. Hop gitti. Ne diyorsun? Şimdi bir dakika. Da 1664'tesin de bir dakika abi, bu işte bir iplik var. Şimdi bu
964 diyor abi. Oğlum %117 diyor lan. Yine mavi ekran verir bu. Bak şimdi. Bak böyle 3500. Sonra üç bin altı yüz. ...969 muydu lan? 964. Allah belanızı versin. 987 yaptı direkt. Buna X yapıyor abi, buna. Bak. Bunu burada tut. Bak, al. Bir de böyle deneyelim. Bu 1.35 ise bu da 1.35'tir. Ben anlamadım abi bunu. Dayan oğlum. Dayan ananı. Çok merak ediyorum bu stres testini bunu normal 3400 frekansta da yapabilecek mi? Ananı lan oğlum. Tamam kral yapıyor da. Voltajla hiç oynamıyoruz abi. Voltajla var ya hiç oynamıyoruz. Şimdi biraz kaktıracağım yukarıya makineyi.
Bak şunu bir yaptım. Bu kadar. Bak bunu bir yaptım. Deneye deneye bulacağım lan ben bu aletin olayını. Çalıştır testi. ...3414 görüyor bak. Current. Bak 52, 53 derece, 54 derece soğuk, sıcaklığa bak. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım ama inat ettim, çözeceğim şerefsizi. İki tane attım, 500 küsür yaptım. Yardır. Bakayım. ...226 wattta şu an. Maksimumda daha yukarı elektrik çekemeyiz. Tamam. %105 yaptım. Bakayım bir yerde hata yapacak. Bundan adım gibi eminim ama tam nerede yapacak onu bilmiyoruz işte. Yürü bakayım. ...80 watt dedi. Hepsi birden yükseliyor. Ne oluyor lan? Sıcaklığa bakıyorum şu an. Çarpanı yükseltmeyeceğim abi. Az daha yükseltelim. Bakalım başımıza ne gelecek. Bak 70 derecede. Olur mu? 90 küsur dereceyi görürse zaten tak diye kapatır makine. On kere deneye deneye bulduk. Anasını satayım. Bence yine bir yerde patlatacak ama dur bakalım. Şu an 3700'de. Allah büyüktür. Girdik strese.
Umarım çok ısınma. Aha da gitti. Şimdi bu makine. Bunu sıcaklıktan dolayı mı yapıyor? Bir tane şundan. Bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane şundan al. İkizkırklıkta taktık işte. Deneyeceğim. Soğutucu değiştirerek deneyeceğim. Bu kırmızı cooler senin. Bunu koydum. Doesn't. Sığmıyor lan bu. Şunu takalım. Niye takamıyorum? Fit. Sığmıyor mu diyor. Remove de. Sök ulan şunu. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Reisisko. Kaçlık bu? Şu taktı. Tamam. Bu 160'lık. Bu 163'lük. Bu 166'lık. Şu ikisini bir al bakayım. Anlamaya çalışıyorum şu an. Anlamak için de biraz para harcıyorum. Gel cooling'e. Bak ikisi de takılabiliyor bak. Şu takılmıyor bak, 163'lük. Yani maksimum 160 milimliğini takabiliyorum. Taktırmıyor. Senin yapacağın işin ben.
programı çalıştırmasa da koy bir tarafına. Bana ne? Anasını satayım, overclock yapsam ne olacak ya? Yanacak makine şimdi, al. Al, patlatacak şimdi bak. Ne dayanacak anasını satayım, şuraya bak. 60, 70, 80, 90. Yanacak makine şimdi, yanacak. E çalıştı bu. Bir dakika lan. Vallahi çalıştı. Demek ki biraz %100 ondan fazla yükseltmeyeceksin. Alt taraftaki ratiyodan biraz yükleneceksin. Bir elektrik vereceksin. Elektrik yetmeyince yanlışlıkla yaptım ha. Diyor ki anakartımı değiştir kardeş. Hemen baboş. Da. Aa, bu benim 32'ye çıkarttığım makine değil mi oğlum ya? Alt kafası memnun kalmış ki geri geldi. Bu ne? H170. Mortoni H170. Mortoni H170. Mortoni H170'i getir abi. Biraz paramız gitti ama tıkı 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 tıkı. Install. Sanırım bitti. Hadi cable'ları takalım. Takmayalım. Kablolar siyahtı bu bilgisayarda çünkü. Ve bu makine hazır. Şimdi bu upgrade istiyor. Neye? Fantasy 3'e upgrade et bunu diyor. Tamam. Bu da diagnose ya. Start. E çalışıyor bu. O mu çalışıyor lan? Dur la. Şuna bizim flaşı bir takak da. Buna ben flaşı nasıl takacağım abi?
Onu da o oyuna yükseltmemi istiyorsun, değil mi? Şimdi neyi yükseltmem gerektiğini söyleyecek bana. Bakalım bir şey var mı? Tamam, bir şey yok. Ulan kasanın tenekesi hariç her şeyini söktüm ha. SSD falan yok değil mi bunda? Yok. Hemen kontrol edelim abi. Bence hepsi sağlam da yine de bakalım. Sağlam. Used yazıyor işte ha. Sağlam. 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 Bunlar da sağlam. 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 Şu kırmızılar da sağlam. Evet. Bütün parçaları sağlam oğlum bu aletin. Şimdi power supplies, storage, şöyle şunu aç, tık 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 tık, memory sapla sapla sapla, hepsini sapladım. Grafik kart getir. Onu da sapla, tık tık vidaları sık. Prosesör hop gel. Bunu da sapla. Tamam mı lan? Her şeyi taktım. Missing cable. Oğlum kasa ters anasını satayım. Sanırım şu an her şey tamam.
bu bilgisayarın işi bitmek üzere. Bu bir oyunu mıncıklayacaktı değil mi? Neyi eksik o gösterecek bana zaten. Ben de o parçayı alacağım. Feodal Fantasy. Recommended. Oha. Ulan hard disk hariç hepsi cort. Bayağı konfigürasyona göçüreceğiz. Şimdi. RX 570 benim depoda var mı abi? Yok. Senin olayın bitti mi kardeş? Bitmez mi be ya? Ver be ya. Hop gönder. Şimdi bu diyor ki bir tane diyor RX 570 alacaksın diyor. 4 GB olacak diyor. Gel. Şuraya 570 yaz. 4 GB'lık bir model alıyoruz abi. Price'ı da en ucuzuna koydum ki ulan bunun ucuz da buysa anasını satayım. Eminim değil mi lan? Tabii VRAM 4 GB 570 olacak diyor. RX 570 OC Edition 4 GB. Ver bir tane bu. Evet, Ryzen 7 1700 olacak diyor işlemcisi. Prosesöre gel. Onu da ekledik. Bir bu tutuyor zaten. Şimdi RAM 16 GB diyor. Bunun içindeki RAM ne? ...8 GB 3200 MHz'lık bir Corsair var içinde. Platinum seri. O zaman biz de buraya... Ebenin... Ben oraya tıklayamamış mıyım be ya? Şu. Bir tane de bundan alıyoruz. 100 dolar daha veriyoruz. Şu işten 100 dolar kar ettik anasını satayım. Sıçam ben böyle işe. Şimdi şu PCB'ye bir gelebilir misin? Abi benim bu ürünler satılmıyor ya. Satlıyorum satmıyor sinirimi bozdu du 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 du. Kullanılmış olanları yallah dur izinleyeceğim abi. Sat kardeşim. İkinci el mal kullanmıyoruz kardeş. İkinci el kullanınca tribe giriyor benim müşterilerim. Tamam, başka ikinci el mal kalmadı elimde. Gel. Şu kabloları sök bakayım. Ver bakayım şunu abine. Hop hop. Aldım. Şimdi buna ben... Ne aldım ben buna? 570 aldım. Ve sapladım. Tık tık. Hemen hızlı bir şekilde bu kabloyu buna gacırtlatıyorum. Sonra remo moduna gel abi. Ben bir tane işlemci de aldım bu kardeşime. Hep 1700 aldık bir tane ya. 1700'ü takıyoruz. Hemen tık tık. Prosesör. Ebenin cooling hangisiydi lan bunun cooling'i? Kullanılmış diye göstermiyor ki cooling'leri. Budur ya.
Ve bu makineye harcadığımız paradan da para kazanıyoruz. Gönder. E-mail. Baba senin işe alamıyoruz, kusura bakma ya. Bizim sıkıntı yıldız biliyorsun. Hop, 5 yıldız. 5 yıldız aldık. Bundan da 5 yıldız aldık. Dignoise. Baba ne demek ya? Bunu accepted whiteboard'a yapıştıralım hocam. Sana bir makine ben toplayacağım. Sen rahat ol. Bu da Dignoise. Bunu da al hocam. Discord. Yallah. Ve hala yallah. Hepsini gönderdik. Şimdi. Paramız var ama bir makine toplamamız gerekiyor. Aslında o ne lan? Bunu niye göndermemişim ben? Aa. Bir yıldız verdi. Bak döverim lan seni. Termal ne lan? Termal macununu mu diyorsun? Ne diyorsun lan? Ben onun macunu yeniledim. Ya bazen gerçekten bu millet mal biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kısıtlamayı mı sürdürüyor? O nasıl bir kafa? Overclock işlerine direkt reject diyeceğim bundan sonra ya. Makine tıkır tıkır çalışıyor ama hıyar hıyar konuşuyor. Dangalak. Biz o işi öğreniriz de nasıl öğreniriz ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet bebeğim, gün bitirmemiz gerekiyor. Şu makineyi toplasam mı ben ya? Şimdi benim elimde cooler var. Bazı prosesörler var, sıfır onlarda. Biraz da ekran kartı var. Başka da bir yok. Hangi oyunu istiyordun sen? A School of bilmem ne minimum. Tamam. Şu. Şimdi kanka bu 4 GB RAM alacağız sana. RAM'im yok benim. Pentium G4 1400 ve 750 Ti istiyor. Şimdi hocam 2 GB'lık bir şey yetiyor sana, ekran kartı. Storage, graphics card. Şimdi Pentium G4 1400. Aa, iyi, 3'ü taksam olmaz mı? Bakalım bu işin mailine. ''1400'den yukarı çıkmasın fiyat.'' diyor. Tamam hocam. Elimden geleni yaparım. Şuraya iyice bakalım. Tamam beyefendi. Ne demek efendim? Hemen hallediyoruz. Şimdi bendeki işlemci iş görür. Ne bu işlemci? Skylake mi? Skylake bir anakart alacağız. Bunu al işte uygun fiyatlıya. Cooler'ım var. İşlemcim var. İstediğim modeli neydi? GTX 750. Bende 750 var mı abi? GTX 960 falan var oğlum bende. Bu adamın istediği malzemeye göre benim elimdekiler biraz kallığa bir kaçar. Ama bunun recommended'ında da 1050 istiyor. Yani ben buna ara model takabilirim diye düşünüyorum. Şöyle yapalım hocam. Anakartı aldık. İşlemci bende var. Cooling bende var. Buna RAM takacağız. VRAM değil de normal RAM'i 4 GB istemişsin. Sana ben bir tane
Bunu mu taksam? Yok, onu takmayalım. Ayıp olmasın. 2400'lük bir tane RAM takıyorum. Hard disk olarak şunu, ama adam parayı veriyor ya. Adama da adam akıllı bir şey yapalım yani. 1400 kilo küsür diyor yani. 2666 şunu takabiliriz. Storage'de de SSD takabiliriz abi. 120'lik SSD takabiliriz. 60'lık SSD de takabiliriz. Şimdi bak şu 20 dolar. Şimdi 120 GB, bak 90'lık. Seksene 120 GB var. Şöyle bence bir tane şundan takalım. Bir tane bundan takalım. Power supply olarak 400 wattlık bir güzel power'ımız var, onu takalım. Cases'dan Deep Cool'u alalım. Bu Deep Cool'a şunu tak. Üçüncü oldu. Aslında 120'lik fan var lan elimde. Olmadı. Bir tane daha bundan alırım. Tavana takarız anasını satayım. Şu an malzemeleri sanırım hepsini aldım hocam. Ama 2 GB'lık bir 750 Ti alsak mı? Şimdi bu parayı harcıyoruz. Ulan bu salak işlemciyi de kabul etmezse. Pentium 4400. Şu. Tamam, bunu da alalım. Elimde bulunsun. Ne zaman lazım olacağı gerçekten hiç belli olmuyor. Ertesi güne gelsin ya. Bu 30 dolar kargo verelim. Ertesi güne toplattırırız bunu. Bir sonraki bakayım. Evet, bir sonraki bölüme toplayacağız makineyi. Sipariş verildi. Zaten şurası değil mi toplama noktası? Tamam, orası toplama noktası. Kapıya geldik. Tıkladık günü bitirmek için değerli arkadaşlar. Videomuzu burada sona erdiriyorum sevgili arkadaşlar. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda sizlerle tekrar karşılaşacağız illaki. Biz buralardayız ve yapmaya devam ediyoruz. Mutlu kalın, esen kalın sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanet.